Merhaba Kırşak abla, hoş geldiniz. Bugün size dünyanın en kolay, bakın dünyanın en kolay ve en masrafsız petek temizliği nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım size. Bu yöntemle artık hiçbir ustaya, hiçbir kimseye gebe kalmanıza gerek yok. Kendi başınıza çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Bulaşık makinemiz veyahut da çamaşır makinemiz varsa arkasında arkadaşlar bakın musluğa böyle bir hortum bağlı. Bulaşık makinesiyle çamaşır makinesinin arka tarafından şöyle bir hortum var arkadaşlar. Bakın buna bile para vermenize gerek yok. Buradan söküyoruz, kullanıyoruz, tekrar yerine takıyoruz. Bunu söküyoruz. Daha sonra da diğer işlemlere geçiyoruz. Evet, şimdi petek temizliğe geçmeden önce birkaç şey var. Onları yapacağız. Kombi kullanıyorsak kombi, merkez sistem kullanıyorsak merkez sistem, giriş çıkış vanalarını kapatıyoruz. Merkez sistem varsa kolektörden kapatıyorsunuz. Şimdi buradan bütün her şeyi kapatıyorum arkadaşlar. Bütün su giriş çıkışlarını kapatıyorum. Buraya yaptık. Diğer işleme geçiyoruz. Evet, daha sonra arkadaşlar evdeki bütün peteklerin giriş çıkış vanalarını kapatıyoruz. Şu şekilde. Hepsini kapatıyoruz. Yalnızca temizleyicimiz peteği açıyoruz sırasıyla. Bir tanesi açık kalıyor. Diğerlerinin hepsini kapatıyoruz. Müsait olan en uygun petekten hangisi orada temizlik yapacağımız için en yakın musluğu seçiyoruz. Bakın bizim şu anda batarya var burada bir tane. İster batarya ister çamaşır makinesi musluğu olsun. İkisi de uyuyor arkadaşlar. Bakın bataryayla yapıyoruz. Hemen buradan bataryamızı söküyoruz üstten. Bakın şu şekilde söktüm arkadaşlar. Şu başlığın bu tarafını buraya takıyoruz. Evet, hortumuzun şu başını buraya takıyoruz. Burada içinde conta olmasına dikkat edin. Su sağa sola sıçramasın. Böyle çok fazla bir güç de kullanmanıza gerek yok. Bayanlar bile yapabilir yani bunu. Evet. Hortumuzun birinci aşamasını yaptık. Bunu soğuk bölgeye alıyoruz. Bakın şimdi suyu açacağım. Su gelecek. Bak, görüyor musun? Evet. Evet arkadaşlar, şu andaki bu basınçla biz peteklerimizi temizleyeceğiz. Aynı makinede olduğu gibi. Makinenin yaptığı basıncı biz burada yapıyoruz. Bakın. Şu an burada 5 bar basınç var arkadaşlar. Evet, temizlik yapacağımız peteği biz banyo peteğini seçtik. Şöyle havlupan. Biz buradan temizlik yapacağız. Burada su dökülürse de bir şey olursa da buranın temizliği kolay olur. Buranın iki vanasını da kapatıyoruz. Şekilde. Asıl pislik buranın içinde olur arkadaşlar. Borularda olmaz. Yani çok nadir olur. O da sirkülasyonda olduğu için temizlenir. Bu ikisini de kapattık arkadaşlar. Şimdi burayı açıyoruz. Burada biraz basınç olabiliyor arkadaşlar. Su sıçrayabilir. Burada dikkat etmeniz lazım. Evet. Evet, burayı açıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Evet, şimdi bu buradaki başlığı alıyoruz arkadaşlar. Şuradaki vanaya takıyoruz. Bakın şuradaki vanaya. Bakın elle bile çeviremiyorum. Çevirdim. Şimdi buradaki vanamızı açıyoruz. Suyumuz geliyor. Evet, buradaki vanamızı da açıyoruz. Bak, görüyorsunuz. Şimdi bakın. Şurayı. Şimdi musluğumu açacağım arkadaşlar. Bakın buradan su girecek. Petekleri dolaşacak. Buradan çıkacak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın su gelmeye başladı. Evet, bu şekilde su geliyor. Evet, bakın şu şekilde görüyorsunuz. Bunu kapatalım. Evet, kapattık arkadaşlar. Sırasıyla bütün peteklerimizi bu şekilde temizliyoruz.
Petleklerimizin hepsini kapatıyoruz. Sadece birini açıyoruz, diğerlerini kapatıyoruz. Temizlendikten sonra onu kapatıyoruz, diğerini açıyoruz. Bu şekilde bütün petlekleri temizledikten sonra sistemimizi geri söküyoruz arkadaşlar. Bağlantı yerleri gevşemişti. Bunları da tekrar sıkacağız. Evet arkadaşlar, bütün bağlantılarımızı geri takıyoruz. Petleklerimizi açıyoruz, tekrar sularımızı. Badalarımızı tekrar açtık. Buradaki bağlantımızı tekrar söküyoruz. Bataryamızı tekrar geri takacağız. Evet, bağlantımızı söktük. Buradaki batarya başlığımızı da tekrar geri takıyoruz. Hiçbir masraf yapmadım. Hiçbir usta da çağırmadım. Tamam, basit kendi elimizle yaptık. Şu havlumuzu topluyoruz. Bunu tekrar çamaşır makinesi, bulaşık makinesinden sökmüşsek tekrar yerine takıyoruz. Yani şimdi temizlik işimiz bitti. Şimdi diğer işleme geçeceğiz. Evet, daha sonra kombimizin bütün manalarını açıyoruz tekrardan. Şu an basınç 1.5'tadır. Bakın, basınç düşmüşse tekrar basıncıyı yükseltmemiz gerekiyor. Evet, bakın basıncımız şu anda kaça düştü? 1'in altına düştü, kırmızı. Çünkü su eksiltti. Buradan şu mavi şeyden su veriyoruz. Kombinin basıncını 1.5-2 arasına getiriyoruz. Basıncını ayarladık arkadaşlar. Kaldı bir işlem, peteklerin havasını alacağız. Daha sonra bütün peteklerin vanalarını açıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Evet, daha sonra buradan peteklerin havasını alacağız. Hava olursa ısınmaz. Hava da basittir arkadaşlar. Burada bir vida var. Bunu açar, suyunu alırsınız. Su geldikten sonra kapatırsınız. Bu kadar. Evet, umarım beğendiniz arkadaşlar. Ucuz, basit, bedava. Hiçbir masraf, hiçbir usta çağırmadan peteklerimizi temizliyoruz. Güle güle kullanıyoruz. Mutlu mesut kışlar, mutlu mesut sıcaklar diyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.